Herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler. Bu hafta yine sorulmayan konseptimizde yine konuğumuz Doktor Ahmet Çolak hocamız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Bu hafta da yine çok güncel bir konuyla, çok harikulade bir konuyla karşınızdayız inşallah. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım hocam. İslam güncellenir mi? İslam'ın kaideleri güncellenir mi? Bugün başlığımız bu inşallah. Buradan başlayalım inşallah. Birinci sorumuz, evet. İslam'ın kaideleri zamana göre değişir mi? Bir kısım konular vardır ki doğrudan cevap verme yoluna gidersiniz. Ama bazı konular vardır ki bir ön giriş, ön açıklama, buna bir mukaddime diyoruz, gerekiyor. Aslında bu soruyu bir cümleyle cevaplamak gerekirse, İslam günceldir. Güncele hitap eder. Çünkü İslam Allah'ın dinidir. Allah'ın dini kıyamete kadar geçerli olmak üzere ve bütün asırlara ve bütün asırlarda yaşayan insanlara ve bütün problemlere çözüm olmak üzere gönderilmiştir. Dolayısıyla İslam zaten günceldir. Haşa günümüzde yeni hükümler çıkaralım, helalları haram, haramları helal yapalım şeklinde bir güncelleme duygusu ve düşüncesi İslam'ın ruhuna aykırıdır. Örneğin Allah-u Teala'nın bizim dünyada yaşamamız için gerekli koyduğu kurallar vardır. Biz su içeriz, havayı teneffüs ederiz ve Cenab-ı Hakk'ın bu yer küresinde, yer eczahanesinde yarattığı nimetlerden istifade ederiz. Artık biz bunları güncelleyelim mi diye bir soru sorulmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu evrende koyduğu yasaları, kanunları, kuralları ve sınırları bütün insanlar için geçerlidir ve bütün insanlar buna uymak zorundadır. Mesela artık güneşe ihtiyacımız kalmadı, güneş sınırına uymak zorunda değiliz diye güneşi güncelleyelim denmez. Ama güneşten güncel olarak nasıl istifade edeceğimizi konuşalım. Çok güzel. Öyleyse 1000 yıl öncesi, 10.000 yıl öncesi dünya için güneş nasıl gerekliyse bugün de güneş gerekli. Hatta biz bugün güneşin daha çok gerekli olduğunu anladık. Belki eski insanlar güneşin bu kadar bizim için hayati olduğunu bilmeyebilirlerdi. Şimdi anladık ki güneş hakikaten hayati bir konuymuş. Hava, su ve diğer gıdalar için de aynı durum söz konusu. Öyleyse Kur'an Allah'ın bize gönderdiği yasalardır, kanunlardır. İslam dediğimiz Kur'an ve sünnet, çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamberimizin hayatı ise Kur'an'ın tefsiridir, açıklamasıdır. Gerek sözlü, gerekse fiili, yani yaşama, hayata dökmek suretiyle bizim hayatımıza tabiri caizse tefsir etmiştir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Rabbimizin kontrolünde. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve hadislerden çıkan İslam dini günceldir, güncele hitap ediyor. Biz o dinin bize nasıl hitap ettiğini, günümüze nasıl hitap ettiğini aramakla mükellefiz. Çok güzel. Yani bugün mesela günümüzde bazı hastalıklar çıktı. Belki eski zamanda bu hastalıkların ilaçlarını insanlar bulamamıştı. Ama şimdi yine Cenab-ı Hakk'ın evrende koyduğu kanunlarla, evrende yarattığı o nimetlerle yeni hastalıklara biz yine evrenden bulduğumuz nimetlerle çözüm buluyoruz. Değil mi? Artık bu evrende bu hastalıklara çözüm bulamadık. Başka şeyler, başka alemlerden getirelim diye bir derdimiz yok. Evet. Yine Allah'ın koyduğu bu kurallarda, yarattığı bu evrende onları buluyoruz, değil mi? Evet. Allah'ın bu kanunlar nasıl geçerliyse, Kur'an ve sünnette geçen o esaslardan, o eczahane dediğimiz manevi eczahaneden de günümüze hitap eden mutlaka güncel konular vardır. Onları bulmak bize düşmüş. O görevi Allah bize vermiş. Dolayısıyla Kur'an'ın sınırları değişmez. Neden? Çünkü Allah'ın kanunları değişmiyor. Allah'ın yer küresindeki, evrendeki, insan yaşamındaki kanunları değişmediğine göre buna biz Allah'ın irade sıfatından gelen kanunlar diyoruz. Öyleyse Allah'ın kelam sıfatından gelen İslam dini dediğimiz kanun ve kuralları da asla değişmez, değişmemeli. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok yerde bunlar Allah'ın kurallarıdır, sınırlarıdır. Kim bu sınırları aşarsa zulmetmiş olur.
Buna da bir cümleyle müsaade edersen cevap vermeye çalışayım. Sonra size bırakayım. Mesela Allah-u Teala insanın gözünü görmek üzere yaratmış. Sınır görmek üzere kullanmaktır gözü. Allah'ın koyduğu bu kurala uymayan bir kimse, örneğin gözünü çorbanın tuzuna bakmada kullansa, görmede değil de, göze zulmetmiş olur. Evet. Ve göze zulmetmenin cezasını kim çeker? Gözün sahibi çeker. Demek ki gözü Allah hangi yerde kullanmamız için bize verdiyse, orada kullanmak ona adalet oluyor. Onun dışında kullanmak zulüm oluyor. Aynı durum Kur'an ve sünnetten çıkan İslam kanunları için de geçerli. O kanunları Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şekilde kullanmaya biz adalet diyoruz. O adalet sınırlarını aşmaya zulüm diyoruz. Peki bu adalette kullanan veya zulümde kullanan mükafatını ve cezasını kim görür? Kişinin o kullanan kişi. Aynen öyle. Buradan şunu anlıyorum. Evet, güneş örneğine dönmek gerekirse burada güneşi güncellemek değil, güneşten istifadeyi güncellemek dedi. Evet. Çok etkili bir örnekti. Evet, biz bunu fiziki olarak yapıyoruz zaten. Eskiden insanlar güneşten sadece ısınmak için belki de istifade ederken bugün güneş panelleri kullanıyoruz mesela. Barajlarda veya bir şekilde yani teknolojik olarak istifade ediyoruz. Şimdi İslamiyet'te bir güneş gibi sabit duruyor. Biz buradan istifademizi arttırmak için evet bunu her türlü ayetlerde ve sünnetlerde ve hadislerde görüyoruz. Şimdi inşallah konunun alt detaylarına bu şekilde gireceğiz. Yoksa dediğiniz gibi ilk insanın ihtiyacı, Hazreti Adem'in, ilk peygamberin ihtiyacı ne idiyse bugün bizlerin de ihtiyacı oydu zaten. Değişen bir şey yok. Biz bunu bakalım bugüne kadar nasıl getirmişiz, nasıl bugüne uygun bir şekilde bu İslamiyet dininden istifade edebiliriz. Bunları konuşacağız inşallah. İslam'ın kaideleri zamana göre değişir mi? İlk sorumuz bu aslında. Evet. Demek ki İslam'ın kaideleri zamana göre değişmez. Çünkü İslam'ın kaideleri bütün zamanlara hitap ediyor. İnsan yine aynı insan. Yani insan değişmedi ki kaide ve kurallar değişsin. Siz bir makine yaptınız. Makinenin kaide ve kuralları bellidir. Ama daha sonra başka bir makine yaptınız. Onun kaide ve kuralları da farklıdır. Evet. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı insan değişmedi ki. Ölüm değişmedi, hayat değişmedi, insanın duygu ve düşünceleri değişmedi, insanın yaşarken kullandığı aletler değişiyor ama insan değişmiyor. Evet. İnsan değişmediğine göre mesela insan bundan sonra benim artık ruhumda merak bitti, endişe bitti, korku bitti, ben artık suya ihtiyacım yok, havaya ihtiyacım yok. Ben artık ölüm bitirdim, ölüm diye bir şey yok. Artık zaman geçmiyor, zaman durdu, dünya dönmüyor gibi. Böyle bir dert, böyle bir sıkıntı. Hayır efendim, insan değişmiyor, zaman başkalaşmıyor ve insanın ihtiyacı olan şeyler de değişmiyor. Sadece kullandığı aletler değişiyor. Evet. Bir zamanlar insanlar yaya gidiyorlardı, sonra atı eğittiler, katırı eğittiler, eşeği eğittiler, onlarla yolculuk yapıyorlar. Bir zamanlar kağını kullanıyorlardı. Tekerlekli. Şimdi farklı şeyler kullanıyor. Bak insanların kullandığı aletleri değişebilir. Evet. Ama insan değişmiyor. İnsan değişmediğine göre eğer insandan başka bir varlık Allah yaratsa. Mesela bugün keçilerin ve koyunların yaşam standartları farklıdır. Denizdeki balıkların yaşam standartları farklıdır. Evet. Allah-u Teala denizdeki balıklara ayrı kurallar koymuş. Gökteki kuşlara ayrı kurallar koymuş. Diyelim bunlardan farklı bir varlık yaratsa Rabbimiz, onların da hayat şartları, kanun ve kurallar onlara göre olacak. Mesela cinler var şimdi. Cinler yaşam standartları bizlerden farklı. Evet. Dolayısıyla insan bu insanlığını terk edip, insanlıktan çıkıp başka bir varlık yaratılsa, o zaman ona yeni kanunlar ve kurallar gerekebilir. Hı-hı. Ama insan aynı insan. Duygular, düşünceler aynı. Dünya aynı, hayat aynı. Neden bu kurallar ve kaideler değişsin ki? Dolayısıyla denizdeki balıklara Allah'ın koyduğu kural ve kaideler neyse, değil mi? İnsanın yaşamı için koyduğu kural ve kaideler de aynıdır. Bunlar değişmez. Bunların değişeceğini iddia etmek, insanın, burada çok önemli bir cümle kullanacağım, insanın Allah'ın yarattığını kabul etmeyenlerin iddialarıdır. Evet. Bu insanı Allah yarattığına göre, bu makine-i insaniyenin sanatkarı, ustası, tabirimi hoş görsünler, daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Allah mukaddestir bütün bu tabirlerimizden, anlaşılsın diye söylüyorum. Madem ki Allah'tır
Öyleyse o insan makinesinin en güzel, en verimli, en sağlıklı hem dünyasında, hem kabir hayatında, hem haşir meydanında, hem de ebedi hayatı olan cennette nasıl sağlıklı bir hayat sürer? Sadece dünya hayatında değil, sadece aile hayatında değil, hem toplum, hem aile, hem siyasi, hem ekonomik, hem ticari, hem görmek, hem dinlemek, hem merak, hem endişe, maddi manevi. Bütün özellikleriyle bu insan nasıl verimli olur, nasıl sağlıklı çalışır ve bugünden ta cennete giden yolculukta nasıl o yolları sağlıklı geçer? Bu kuralları elbette hem insanı, hem evreni, hem de sayacağımız kabir hayatını, haşir meydanını, sıratı ve cenneti yaratan zat bilir. Evet. Ondan başkası bilemez. Bunu iddia etmek aslı olmayan, evet, ve temel olmayan çürük bir iddia olur. Şunu merak ediyorum. Aslında bunu kitap indirilme konusunda, peygamberler konusunda girmiştik buraya ama yani ilk insan dedik madem. Hazreti Adem'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bir sürü şeriatlar geldi değil mi? Burada da bir güncelleme varmış gibi algılanabiliyor. Tabii ki biz İslam dini kaideleri deyince Resulullah'tan bugüne, birazdan gireceğiz oraya inşallah, evet, değişir mi konusuna gireceğiz. Fakat burada şöyle bir algı var. Yani belki eksik bilgiden, belki bilmediğimizden. Sanki namaz yoktu, sonradan. Hani bir kavme yoktu, sonradan bir kavme getirildi. Haşim. Oruç yoktu, sonra eklendi gibi gibi. Ama ifade ettiğiniz gibi yer çekimi kanunu değişmiyor. İlk günden bugüne kadar var. Aynı namazın Hazreti Adem'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olduğu gibi değil mi? Yani evet, belli sabit kaideler var. Belli kavimlere, belli zamana göre belli şeriatlar gelebiliyor. Aslında evet, bunu demek istiyorum yani. Burayı biraz açalım evet, istersen. Evet, mevzuyu anladım. Yani biz İslam deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kur'an ve Peygamberimizin uyguladığı sünneti evet, kastediyoruz. Evet. Peki her millete aynı İslami kurallar, kaideler mi gelmiştir? Evet. O zamanın kaide ve kuralları şeriatlara göre değişir, bu demek. Nasıl ki insanlar mevsimlere göre elbiselerini değiştirirler ama insan değişmez. Hı hı. Aynı insandır. Belki mevsimlere göre bazı gıdalar değişebilir. Tabiri caizse eski asırlarda yaşanmış insanların şartlarına, konumlarına, bölgesel durumlarına göre farklı şeriatlar gelmiş, gelebilir. Ama İslamiyet'ten sonra başka peygamber gelmeyeceği gibi, başka kitap gönderilmeyeceği gibi, başka kaide ve kurallar da gönderilmeyecek. Evet. Allah-u Teala kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, bütün asırlara yetecek. Çünkü şu burada şöyle bir şey var. Mesela bugün diyelim ki meclisler, değişik krallıklar, sultanlıklar veya değişik yol ve yöntemlerle bazı prensipler, kurallar belirliyorlar. Kanunlar çıkarıyorlar, evet, insanlar, beşeri kanunlar. Ama insanlar o anda bulundukları probleme çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yarınki sosyolojik problemi, yarınki psikolojik problemi, yarınki ekonomik ve siyasi problemi bilmiyorlar. Evet. Ne çıkacağını da bilmiyorlar. Dolayısıyla o güne özel çıkardıkları için çabuk eskiyor, pörsüyor, yetmiyor. Halbuki Allah hem geçmişi bilir, hem hali bilir, hem geleceği bilir. Allah'ın ezeli ilmi, ilmi olduğu için kanunu da o ilmine göre gönderiyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla 20. asırda, 21. asırda eğer dünyanın ömrü varsa, misal 30. asırda bu insanlık değişmeyecek ki, ama o insanların isteklerine, arzularına, beklentilerine uygun kanunlar gelmiştir. Onlar yine o kanunlardan, prensiplerden, onları değiştirmeden kendi zamanlarına uygun istifadeyi alacaklardır. Aynen. Asla şüphemiz olmaz. Mesela diyelim biz şu anda elektrik bulduk değil mi? Bu asır. Elektriği yoktan bulmadık ki. Evet. Allah'ın yer çekimi kanunu buldu dediler. Ben ilk ortaokulda okurken sordum öğretmenimize. Hocam dedim, yer çekimi kanunu yoktu ki bu. Yani yok muydu da buldu? Yani o bulmadan önce yer çekimi kanunu yok muydu? Sadece çok keşfettim. Şaşırdım ben. Buldu deyince o da güldü. Yani ilk olarak o fark etti. Evet. Bak, olmayan bir şeyi bulmadı. Olan bir şeyin farkına vardı. Demek ki Kur'an ve hadislerde kıyamete kadar gelecek ihtiyaçların hepsi var. Bazılarının farkına varamamışız. Aynen öyle. Uzmanlar zamanı gelince onların farkına varıp onları ortaya çıkaracaklar. İşte
güncele hitap edeni bulmaktır. Aynen öyle. Önemli olan. Bravo. Burada bir şey müsaade ederseniz arz etmek istiyorum. Çok önemli bir ölçü. Hristiyanlığı bahane ederek bir kısım Müslümanlar veya bir kısım müsteşrikler, yani oryantalist dediğimiz yabancılar, yabancı İslam araştırmacılar ama gayrimüslim ve bunların çoğu Yahudi asıllıdır. Hmm. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Yahudi asıllı veya Hristiyan asıllı fark etmez veya başka bir dinden de olabilir. İslam dışı İslam araştırmacıları Hristiyanlığı ön plana çıkararak ve bir kısım Müslümanlar da ne yazık ki onların bu tuzağına düşerek şöyle bir algı oluşturuyorlar. Hristiyanlık aslında kilisenin onlara empoze etmeye çalıştığı Hristiyanlığı terk edince terakki ettiler. Yani. Öyleyse Müslümanlar da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu tabiri caizse o sünneti, o hayat tarzını terk ederse hatta ileride giderek Kur'an'ı terk ederlerse terakki ederler gibi bir hatanın içerisine ve yanlış bir mantığın içine çekmeye çalışıyorlar. Bir defa bu öyle büyük bir hata ki, öyle büyük bir sıkıntı ki elimizdeki Hristiyanlık zaten doğru Hristiyanlık değil. İncil değiştirildi. Bu bir. İki, Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyanlığın yaşam alanı dediğimiz, yani şeriat dediğimiz kurallar kısmını gelmeden ahire Allahu Teala onu göklere çekti. Evet. Dünyadan ayrıldı. Evet. Dolayısıyla Hristiyanlığın şeriat diye, Hristiyanlığın uygulama alanı diye bir alanı yok. Peki burayı kim doldurdu? Burayı havariler doldurdu. Yani vahiy kaynaklı değil, beşeri kaynaklı. Şu halde Hristiyanlık onu terk etmekle aslında doğru yapmış oldu. Evet. Hristiyanlığın aslına döndü ama uygulama yok. Aynen öyle. Uygulama, şeriat yok yani. Hayatı tanzim edecek kurallar yok. Onlar ne yaptılar? Kendileri yine beşeri yaptılar. Yani beşeri olanı beşeri olarak güncellediler. Yaptıkları yanlış doğru ayrı konu. Kendilerin problemi. Ama yapılan bu. Anladım. Halbuki İslamiyet'in iman hakikatleri de vahidir. Ve Kur'an elimizde indiği gibi bulunuyor. Değişmemiş. İncil gibi değil. Evet. İki, bu Kur'an'ın kurallarını, kaidelerini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün detaylarına varıncaya kadar yaşadı, anlattı ve sahabelerine öğreterek toplumsal olarak yaşanmasını sağladı. Ailede yaşandı, şahsi olarak yaşandı, siyasette yaşandı, ekonomide yaşandı, ticarette yaşandı, toplumun bütün alanlarında yaşandı. Giyim kuşamda yaşandı, yeme içmede yaşandı. Dolayısıyla hatta bir kısım Yahudiler Peygamber Efendimiz'in bu hayat tarzına sahabelerin sahiplenmesini, yaşamalarını garipsemişler. Bakıyoruz da size her şeyi anlatıyor peygamberiniz gibi. Evet. Sahabe Efendimiz evet demişler. Peygamberimiz bize affedersiniz tuvalete girip çıkma adabına varıncaya kadar öğretiyor. Evet. Şimdi oldu mu? Dolayısıyla bizim sünnet dediğimiz, Kur'an'ın tefsiri dediğimiz, Kur'an'ın uygulaması dediğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı vahiy kaynaklıdır. Çok güzel. Ve bizzat Peygamberimiz hayatında bunu yaşamış ve yaşatmıştır. Dolayısıyla onu terk eden dini terk ediyor. Bu çok önemli. Aynen öyle. Hristiyanlığın bu uygulamasını bahane ederek İslamiyet'e böyle bir şeyi iddia etmek en âmi tabirle bir defa cehalettir. Kesinlikle. İkincisi dini ortadan kaldırmaktır. Allah muhafaza. Allah razı olsun. Evet, çok güzel bir girizgah oldu. İslam'ın güncellenmesi ve kaidelerin zamana göre değişmesi. Şimdi asıl sorun işte buradan sonra başlıyor. Asıl soru daha doğrusu buradan sonra başlıyor. İslam güncellenir mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonrası için inşallah buradan giriş yapacağız. Burada malum her müceddit geldiği dönemde bulunduğu asra hitap eden bir tefsir yazıyor. Burada her gelen müceddit yazdığı tefsirle dini güncellemiş mi oluyor? Evet. Aynı konu Kur'an'ın kendi bulunduğu asra hitabını anlamış oluyor. Hı hı. Yeni bir problem çıkmıştır, yeni bir sıkıntı çıkmıştır, yeni bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Ya da kendisi kendi ulaştığı maddi ve manevi terakki ile Kur'an'dan yeni bir mana anlamıştır. Hı hı. Eyvallah. Hı hı. Anladığı mana dinimizin çok önemli bu. İtikadi esaslarımıza, birinci kural, inancımıza yani. İki,
İslamiyet'in temel kurallarına aykırı olmamak şartıyla. Üç, Kur'an Arapça inmiştir. Arapça kaide ve kurallara da uygun olmak kaydıyla. O nevden ilmi bilmek evet, kaydıyla. Onun anladığı şey Kur'an'ın muradıdır. Allah'ın muradıdır denilebilir. Kur'an'dandır denilebilir ama Kur'an değildir. Değildir. Evet. Şimdi madem ki bir müfessirin, bir müçtehidin, bir müceddidin anladığı Kur'an'dandır ama Kur'an değildir. Öyleyse bu bir müçtehidin anladığı içtihattır deriz. İçtihatlardan birini tercih edebiliriz. Çok güzel. Şöyle mi anlıyoruz hocam? Şimdi güneş örneğine dönelim tekrar. Evet. Şimdi güneş evet bizim hem enerji hem ısı hem ışık kaynağımız değil mi? Şimdi ben ami bir adamım. Diyelim ki fizik bilmiyorum. Elektrik, elektronikten hiç haberdar değilim. Ben kalkıyorum bir cihaz icat ediyorum ve bu cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. Ben bu cihazı halkın kullanımına sunuyorum. Şimdi evet insanlar bu cihazdan istifade ediyor ama ben bu cihazın handikaplarını bilmiyorum. Çünkü elimde öyle bir ilim yok. Yani ben fizikçi değilim, astrolog değilim, o ilimden haberdar değilim. Şimdi Kur'an'da bir güneş gibiyse eğer Kur'an'dan istifade edecek kişinin yani müfessirler, mücedditler Kur'an'ı tefsir edecek kişilerin bu ilmi bilmeleri gerekiyor değil mi yani tabii, bu konuda elbet. Baktığımız zaman? Tabii o ayrı bir konu. Yani müfessirlik, müçtehitlik, mücedditlik bunlar öyle hadi ben müfessirim demekle olmuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden istifade eden alimlere sormamızı emreden Allah'ımız. Bu bazen gözden kaçıyor. Kaçıyor evet. Niye biz müçtehitlere uymamız gerekiyor? Çünkü müçtehitlere uymamız isteyen Allah. Rabbimiz bize buyuruyor ki eğer bir problemle karşılaşırsanız bir defa zaten Kur'an birinci hüküm. Onu peygambere sorun. Peygamberimiz hayatta peygamberimize soruluyor. Peki peygamberimiz ahirete irtihal etti. Göç etti. Kime soracağız? Ve ila ulil emri minhum. O müminlerden, Müslümanlardan ülül emre sorsalarsa eğer sorarlarsa ki ülül emir burada yöneticidir anlamındaki dar anlamda değil içtihat yetkisine sahip istinbat yetkisine sahip yani Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarma yetkisine Rabbimiz buyuruyor ki le'alime muhakkak bilirdi. Kim? O müştehitler. O fikir, görüş ve içtihat yetkisine sahip olan uzmanlar bilirdi. Allah kime sormamızı emrediyor? Kur'an'a. Zaten Kur'an'da baştan sona Allah'a itaat edin diyor. Peygamber Efendimiz de Kur'an baştan sona peygamberimize itaat edin diyor. Allah'a ve peygamberimize itaat ettik. Ayetleri ve hadisleri gördük. Ama yeni bir problemle karşılaştık. Kime soracağız? Rabbimiz bize yol gösteriyor. Müçtehitlere sorun. Şimdi bir müçtehit, burası önemli. Bir müçtehit veya bir müceddit veya bir müfessir. Kendi döneminin örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre bir fetva vermişse evet. Bu adet, gelenek, görenek ve örf değişmekle hüküm de değişir. Bak, değişen Kur'an ve hadis değil, değişen o alimin anladığı görüş değişiyor. Demek ki evet Kur'an'ın hükümleri değişmez. Çünkü Allah'ın anayasasıdır tabiri caizse. Bize gönderdiği. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri değişmez. Çünkü o da peygamberimizin Allah'ın huzurunda, Allah'ın kontrolünde uygulamasıdır. Eğer bir hata olsa Allah'ımız Peygamber Efendimiz'i düzeltmiştir. Çok güzel. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bize intikal eden hayatı Allah'ın kontrolünden geçen hayatıdır. Burası doldu mu? Evet. Şu halde değişici olan nedir? Bir müfessirin, bir müştehidin, bir fakihin kendi dönemine göre, örf adetine göre yaptığı bir uygulama, bir hüküm, bir fikir olmuş. O da değişmişse günümüzdeki örf, adet, gelenek ve görenek göre o değişir. Değişen içtihattır. Çok güzel. Şunu diyebilir miyiz evet. Peki? Aslında İslam değil, biz Müslümanlar kendimizi güncelliyoruz. Evet İslam'da. Aslında öyle. Öyle diyebiliriz. Çok güzel. Değil mi? Evet. Biz kendimizi Kur'an'a ve sünnete göre güncellememiz gerekiyor. Evet. Mesela diyelim bir kardeşimiz bugün İslami hassasiyete girdi. Ya dedi ben bazı hatalarım varmış. Ben fabrika ayarlarına dönmek istiyorum. Değil mi? Ben kendimi güncellemek istiyorum derse evet. Bütün hatalarını, kusurlarını Kur'an ve sünnetten çıkan ehl-i sünnet inancı bir model.
Ben acaba hangi konularda bu modele, bu fabrika ayarlarına uymuyorum diye kendini bir check-up'tan geçirecek, tabiri caizse manevi olarak. Hı-hı. Hatalarını, kusurlarını, hastalıklarını manevi olarak görecek ve onları Kur'an'ın ve sünnetin prensiplerine, kurallarına göre güncelleyecek. Güzel ifade ettiniz. Bir güncelleme gerekiyorsa insanın, Müslümanın kendisini güncellemesi gerekiyor. Kesinlikle. Biz bunu hani güncelleme kelimesini kullanırken bile evet çağımızdaki bazı işte teknolojik cihazlar olabilir bu, bazı yasalar olabilir bu, kanunlar olabilir. Bu manada düşünüyoruz. Fakat dediğiniz gibi bunlar beşeri olduğu için güncelleme gerekiyor. Niye? Beşer geleceği göremediği için ana göre güncelleme koyuyor. O güncellemede neyi kapatıyor? Yaptığımız hataymış, eksik yapmışız deyip onu tamamlıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütün kaidelerinin kıyamete kadar, hatta kıyamet sonrası döneme kadar uzandığını eğer düşünürsek, burada biz onu daha iyi nasıl anlarız yoluna gidip kendi Kur'an'ı, İslam'ı anlama formüllerimizi güncellememiz gerekiyor. Evet. Ne gibi? Yine güneşe döneyim. Güneşe eskiden insanlar çıplak gözle bakarken bugün teleskopla bakıyorlar. Evet. Şimdi burada teleskop işin güncellenmiş kısmı. Güneş güncellenmiyor. Sabit kalıyor. İnsan ondan istifade, yeni istifade yönleri bularak kendi ihtiyacına uygun şeyleri bulmaya çalışıyor. Ama yine güneş, Allah'ın yarattığı güneşten istifade ediyor. Evet. Demek ki bir mümin de Allah'ın kelamından ve o Allah'ın kontrolünden geçen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden istifade yolları bulabilir, yeni yöntemler bulabilir. Aynen öyle. Dolayısıyla onlar değişmez. Ve bu bir öncekinin hatalı, yanlış, eksik olduğunu göstermez. Ne demek istiyorum? Birisi evet çıktı, teleskobu buldu. Rahat bir şekilde güneşe, aya bakabiliyoruz. Ama yeni birisi çıktı, yeni bir şey buldu. O daha rahat bakmamızı sağlıyor. Evet. Daha detaylı görmemizi sağlıyor. Bu öncekinin hatalı, yanlış, eksik olduğunu göstermez. Burada hala teleskopla bakmak isteyene buyurun bakın da denilebilir. Evet. Ama yeni, güncel ihtiyacı karşılayan bir cihaz da var. Ona da bakın, oradan da istifade edin demek gerek. Evet, elhamdülillah. Peki, yaşadığımız bu çağda dini en güncel kaynaktan dedik ya, teleskoptan sonra bir cihaz çıktıysa. Evet. Şimdi biz Müslümanlar olarak evet günceli yakalayalım, güncel tefsir okuyalım, güncel kaynaklardan bu dini öğrenelim. Peki bunun güncel olduğunu biz nereden bilebiliriz? Hangi kaynak günceldir? Evet. Bir defa kardeşlerime ve kendimize şöyle bir ölçüyü aklımızdan çıkarmayalım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Müslümanların gittiği yoldan başka bir yola gideni nüvellihi ma tevella, biz onu o gittiği o yanlış yolda götürürüz. Nerede ne dedi Rabbimiz? Müslümanların gittiği yoldan başka bir yola gideni nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem, ve biz onu cehenneme atarız. Bunu alimlerimiz ehl-i sünnet ve cemaate uyma olarak bu ayetten delil çıkarmışlar. Dünya çapında Müslümanların kahirekseriyetinin, çoğunluğunun gittiği yol nedir? Ehl-i sünnet vel cemaattir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuş ki ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Yahudiler 71 fırkaya, gruba. Hristiyanlar 72 fırkaya. Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacak. Onlardan bir tanesi kurtulan, hidayete eren, diğerleri ise dalalete gidenlerdir. Sormuşlar ya Resulallah, o fırka kimdir? O fırka ma en aleyh ve ashabi. Benim ve sahabelerimin yolundan gidenlerdir. Bir başka hadis-i şerifinde hiyel cema'a demiş. Onlar cemaattır. Onun için ehl-i sünnet vel cemaat deniyor bu gruba. Sünnet denmesi peygamberimizin yolundan gitmelerinden dolayı. Cemaat denmesi de hem sahabe efendilerimizin hem de dünya çapında çoğunluğun ehl-i sünnet vel cemaat olmasından dolayı. Çok. Şimdi bir Müslümanın gününde, güncelinde, hayatında, hangi asırda gelirse gelsin, hangi dönemde, hangi yaşta, hangi işte olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, onun günceli ehl-i sünnet vel cemaat olmalı. Ben kardeşlerime şöyle bir ölçü veriyorum. Eğer bir insanın Peygamber Efendimiz'in hadislerini sorguluyor, sünnet de olmayabilir, sünnet aslında o zaman yazılmamış, aslında o zaman sünnet yaşanmamış gibi sünnete, peygamberimizin hayatına yönelik bir şüphe ulaştırmaya çalışıyorsa bu adam tehlikelidir. Bu kişi bu fikriyle Kur'an'ın tefsiri olan peygamberin hayatını yok etmeye çalışıyor. İki, sahabe efendilerimize dil uzatıyorsa,
Çünkü bize İslam'ı aktaran sahabe efendilerimizdir. Kur'an'ı bize aktaran onlardır. Ve peygamberin hayatını hem yaşayarak, hem yazarak, hem de anlatarak aktaran da onlardır. Siz sahabe zincirini çıkardığınızda ortada ne sünnet hadis kalır, ne Kur'an kalır. Öyleyse bir Müslümanın sahabe efendilerimi devre dışı bırakmak gibi, sünneti devre dışı bırakmak gibi bir fikir, bir düşünce yapısı varsa aman zinhar, dikkat olun. Bunun hedefi Kur'an'ı ve sünneti devreden çıkarmaya yöneliktir. Ya haindir ya da çok önemli bir ifade kullanacağım. Saduk ahmaktır. Ahmak bir insandır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de getirdiğine de farkında olmadan müşriklerin sözcüsü olmuştur. Evet, onların sözcüsü olmuştur. Şimdi demek ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat esastır bizde. Ehl-i Sünnet ve Cemaat güncel olarak hayatında uygulama. Hatta biz onun için bize çok geldi bu soru. Dedik ki bir Müslümanın güncel hayatı, İslamiyet'i güncel hayatına nasıl uygularlığının yol ve yöntemini Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e bakarak belirleyecek. Ana sayfamızda Ehl-i Sünnet ve Cemaat bir Müslüman inancı ve itikadı nasıl olmalıdır diye bir sayfa hazırladık. Ve o sayfanın da linkini ana sayfaya koyduk. Ona tıkladıkları takdirde Allah'ın izniyle nasıl bütün detayı oradan görebilirler. Çok güzel oldu bunu söylemek. Bu birincisi. İkincisi, hani her insan hangi alanda yetişmek istiyorsa, kendi yetişmek istiyorsa o konuda çalışma yapabilir. Hani ben hadis alanında hangi kitap okuyayım, fıkıh alanında hangi kitap okuyayım. Biz öncelikle diyoruz ki her Müslüman kendi takip ettiği, iltizam diyoruz biz buna. Kendi benimsediği bir hak mezhebin mutlaka bir ilmi halini okumalı. Evet. Kısa yoldan. Bir ilmi hal. Bu mezhep yalnız fıkıh mezhebinden bahsediyoruz yoksa itikat mezhebinden? Ya fıkıh mezhebinde. Fıkıh zaten mezhep. Orada o hükümler de var. Yani her ilmi halde baş tarafında itikadi konular vardır zaten. Çok. Onun için mutlaka eğer Hanefi ise kardeşim mutlaka bir Hanefi fıkıh dedi ya nereden öğreneceğim? Evet. Mutlaka bir Hanefi fıkıh okumalı. Yani ilmi hal. Çok. Eğer Şafii kardeşimiz ise bir Şafii fıkıh yani ilmi hali mutlaka okumalı. Aynen. Ha ondan sonra ben bunları okudum Allah'a şükür olsun. Dinimi nasıl yaşayacağımı öğrendim. Helal, haramı öğrendim. Rabbimin kurallarını. Ha ondan sonra tabii bir Kur'an-ı Kerim'i biraz az da olsa açıklamalı bir tefsirle. Hı. Mutlaka okumalı. Sabuni'nin güzel bir tefsiri var. Tercüme edildi. Onu okuyabilir. Kadı Beyzavi'nin eseri tercüme edildi. O okunabilir. Beydavi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı o tefsir, Kur'an yolu okunabilir. Bir adam diyebilir, ben biraz hadis konusunda derinleşmek istiyorum. Elbette Kütüb-i Sitte'nin herhangi bir hadis kitabını okuyor ama Riyaz-ı Salihin'in 8 ciltlik, çok güzel ahlaki hadislerin toplandığı mükemmel bir eser. Hem tercümesi var hem şerhi var. Onu tavsiye edebiliriz. Dolayısıyla kardeşimizin, herhangi bir Müslüman kardeşimizin birinci derecede Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmeli. İkinci derecede mutlaka hangi mezhebi iltizam etmişse onlar gibi ilmi hal okumalı. Bundan sonra tefsirle ilgili hadis. Ama ben güncel sorulara cevap bulmakta zorlanıyorum. Özellikle itikadi konu. Neden namaz kılıyorum? Allah'ın var nasıl bir ispat ederim? Gibi. Neden oruç tutuyorum? Gibi. Bu konularda böyle bir derinlik istiyorsa onun için de Risale-i Nur külliyatını tavsiye ederiz. Evet. Mesela neden Allah 5 vakit namaz emretmiş? Neden bu vakitlerde kılmamızı emretmiş? Hikmeti nedir? Muhteşem bir cevap. 9 sözü mutlaka okumalı. Eyvallah. Dolayısıyla biz kardeşlerimize gelecek sorulara göre şu alanda derinleşmek istiyorum. Hangisini okuyayım derse ona da ayrı cevap veririz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Evet, yani din konusu hepimiz için hassasiyet arz eden bir konu. Biz bazen bazı şeyleri ıskalıyoruz. Çünkü bu dini ben şahsım adına söyleyeyim sanki atalardan miras aldık gibi kulaktan dolma bilgilerle mevcut bilgilerle karıştırıyoruz bazı konuları. O yüzden evet bir insan bir meslek sahibi olacağı zaman nasıl o meslekle ilgili okullara gidiyor, ihtisaslar kazanıyor, diplomalar alıyor, tecrübeler ediniyor. Şimdi konu din olunca hep bir başkalarına dayanma, güvenme. Fakat burada her Müslümanın zaten üzerine farz vazifesi olduğunu biliyorum. Dinini öğrenmekle bir mükellefiyeti var. Bunu da en güncel kaynaktan, en güzel kaynaktan çok güzel ifade ettiniz. Alması da farz diye düşünüyorum.
Yani tefsirini okuma anlamında değil ama en detaylı manada demiyorum belki ama hayatını kurtaracak derecede dinini öğrenmesinin farz olduğunu Evet, biliyorum. anladım. Yani biz buna günün şartlarına uygun, günün şartlarına da cevap veren eserler okumak gerekir. Ama farz demek ağır olur. Fakat Evet. din öğrenmesi farz anlamında güzel ifade ettiniz. Evet. Çünkü İmam Azam Hazretleri demiş ki, fıkıh nedir diye sormuşlar. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri öğrenmesidir. Evet. Eğer hüküm olarak bir şey farzsa öğrenmek farz. Hüküm olarak farsa Evet. öğrenmek farz. Onu Eğer demek hüküm istedim. olarak Aynen öğrenmek öyle. vacipse öğrenmek vacip oluyor. Aynen öyle. Eğer hüküm olarak bir şey sünnetse öğrenmek sünnet oluyor. Dolayısıyla bir Müslüman lehine ve aleyhine, mesela burada çok önemli bir uyarı yapma gereği hissediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, söylemem gerekiyor. Bugün nice tüccarlar, siyasiler, nice ekonomistler, nice yöneticiler kendi alanlarıyla ilgili mutlaka bir danışman bulunduruyorlar. Önemli asistanlar oluyor, SEO'lar oluyor. Neden? Gerek işi yaparken yanlış yapmayayım, gerek devlete karşı sorumluluklarında sıkıntı yaşamayayım, gerekse vatandaşlara ulaşırken daha rahat iş yapayım. Yani çok gerekçeleri var. Danışmanları var. Danışmanları var, işte avukatları var vesaire. Psikologları var, işte hatta yeminli müşavirler var vesaire. Şuna getireceğim. Yani bir Müslüman bugün ticaretinde hata yapmayayım diye danışmanlar bulunduruyor. Kendi bilmiyorsa da. Ya bilse bile hatta, değil mi? Yani Bilemediğim alanlar olur diye. olabilir, evet. Evet, bir Müslüman devlete karşı vergide şurada burada hata yapmayayım diye ona uygun uzmanları bulunduruyor. Ama bir Müslüman, ya ben bu işi yaparken Allah'a karşı, kullara karşı, evrene karşı sorumluyum. Ya. Kendime karşı sorumluyum. Acaba şu gözümü nasıl kullanırsam Allah katında sorumlu olmaktan kurtulurum? Şu elimi nasıl kullanırsam, şu ağzıma neler girerse, neler çıkarsa, ya da şu işi yaparken acaba hangi açıdan Müthiş. dinimize uygun olur, hangi açıdan Allah'a karşı sorumluluğu yerine getirmiş olurum, hangi açıdan kullara, kulaklarına girmemiş olurum? Ya bunları öğrenmek her Müslümana gerekli ama hani her konu bilmek zorunda değiliz. Ya o konuları uzmanların bilmesi yeterli. Evet. Bu uzmanları bulundurmam gerekiyor. Aynen. Dini konularda danışacağım bir fetva kurulu olmalı diye bu hassasiyeti gözetmiyorlar. Aynen öyle Gözetenler hocam. varsa da çok az. Lütfen Dikkat rica etmek lazım. ediyorum. Aynen öyle Yani hocam ben ya. şu bedenimi ve ruhumu, şu evimi, ailemi, aile de bir kurumdur çünkü, aile kurumu, Aynen öyle. çoluğumu, çocuğumu, komşularıma karşı, insanlara karşı, evrendeki varlıklara karşı olan sorumluluğumu, hasreten beni yaratan zata karşı olan sorumluluklarımı düzgün yerine getirmem için acaba yeterli donanıma sahip miyim? Bunları biliyor muyum? Bir. İki. Ya bilmek zorunda olmadığım, birilerine ihtiyacı olduğu bana söyleyeceği şeyler de olabilir. Değil mi? Ha, onları soracağım danışmanlarım var mı? Gerekli uzmanları yanında bulunduruyor muyum Gibi. diye Aynen bunun öyle. endişesini Allah razı olsun. yaşamak her Müslümanın görevi olmalı. Kesinlikle öyle. Zaten soru silsilemiz de o şekilde gidiyor. Birazdan o konuya gireceğiz. Biraz Evet. acele mi etmiş olduk biz? Estağfurullah. Sıkıntı yok. Girizgah oldu. Nasıl arabamız bozuluyor, tamire götürüyoruz. Bedenimiz bozuluyor, doktora gidiyoruz. Şimdi bütün hastalıklar psikolojiktir diye bir şey var. Böyle ortaya atılan bir durum var. Tabii ki biyolojik, fizyolojik rahatsızlıklar da var ama altyapısında uzmanlar diyor ki bütün rahatsızlıkların temelinde yatan bir psikolojik etki vardır deniyor ya. Bu artık kanıtlanmış bir şey. Madem öyle, madem öyle hep ne diyoruz? Madem ki yapan bilir öyleyse bilen konuşur. Yani bu noktada öze dönmek açısından evet bir insanın rahatsızlığı sürekli devam ettiğinde nasıl bir doktora gidip bir ameliyat olma, ilaç alma, tedavi olma ihtiyacı duyuyor. Ama hepimiz bugün kimi sokakta çevirsek sorsak ki böyle araştırmalar yapılıyor. Mutsuz, herkes mutsuz. Bu mutsuzluğun sebebini kimse araştırmıyor. Evet. Bu en büyük hastalığımız, en Aynen büyük ekonomik kriz diyorlar herkesi rahatsız ediyor. İşte ahlak diyoruz herkes de bitti. Bunların hepsi birer hastalık değil mi? öyle. Hem sosyolojik hem psikolojik. Bir yazar, yanlış hatırlamıyorsam İsmet Özel, oruç tutan bir toplumun sosyolojiye, namaz kılan bir toplumun psikolojiye ihtiyacı yoktur diyor. Yani burada evet çok klişe gibi ama alt metnine indiğimiz zaman hakikaten manasıyla orucu ve zekatı ve
namazı kılan bir kişinin toplumda düzelmemesi mümkün değildir evet. diye düşünüyorum. Çok evet. güzel. Bu aslında bir ayetin mealidir. Rabbimiz buyuruyor ki onların kıldıkları namazlar onları kötülüklerden alıkoyar. Demek ki namaz hakikatiyle. Evet. Çünkü namazda Allah'a iman var. Allah'a hakkıyla inanan bir insan. Namazda ahiret var. Çünkü bak elham okuyalım biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdü. Bütün hamdler, övgüler, bütün medihler Allah'ındır. Öyleyse bana ait olan bir şey değildir ki ben kendime sahiplenim. Allah'ın bendeki emanetidir. Bak oradan başlayın. Fatiha suresinin başından sonuna düzgünce okuyan, düzgünce anlayan ve düzgün yaşayan bir insanın yani namazı, rükûsuyla, secdesiyle okudukları anlamasıyla ahirete iman var, Maliki yevmiddin ya bak vesaire. Dolayısıyla namazı gerektiği gibi, gereğince ve o namaza uygun tarzda namazını kılıp namazının hakikatine uygun yaşam süren bir kişiyi o kıldığı namaz onu günahlardan alıkoyar. Oruç da hakeza. Dolayısıyla söz doğru ama ne yazık ki biz o söze layık bir davranış sergilemediğimiz için bir de bazı sözler vardır ki Hakan Bey kardeşim onlar aslında söylendiğini kemaline sarf olunur. Hmm. Mesela biz insan dediğimizde mesela deseler ki bir insan geldi nasıl yani görmesi var mı diye sormayız. Değil mi? İnsani vasıfların hepsi onda var. Bir araba aldım diye soran birisine söyleyen birisine lastikleri var mı? Denmez. Ön düzeni var mı? Lambalar var mı diye sormayız. Araba için gerekli olan bütün özellikler var demektir. Evet. Bir insan namaz dediğimizde de o namaz için gerekli bütün donanımları sahibidir. Ona uygun yaşıyor diye anlamalıyız. Ama bu da şu şeye gelmemeli. Ya madem ben namazı layıkıyla yeterince ve gereğince kılamıyorum. Haşa kılmayayım. Haşa öyle değil. Eyvallah. Namazımızı kılmaya devam edeceğiz. Ama eksiklerimizi de telafi ederek daha mükemmel kılmaya çalışacağız. Araç aldık. Evet aracın her şeyi var. Soruyoruz araç gidiyor mu? Gitmiyor. Neden gitmiyor? Yağını koymayı unutmuş. Evet. Şimdi burada nasıl yağını buluyorsak insanla namaz kılıyorum ama hala hayatım düzelmiyor diyorsan bir yerde bir eksik var. Eksikleri telafi etmek gerekiyor. Konumuz sorumuz da bununla alakalı. Eyvallah. İslam'ı yaşamak mı yoksa anlatmak mı öncelikle? Evet çok güzel. Aslında püf noktası diyebiliriz. Benim ikisini birbirinden ayırmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Hmm. Yani yaşamak da gerekli. Anlatmak da gerekli. Ama yaşamak öncelik aynı zamanda tebliğdir. Hmm, çok güzel. Demek ki yaşamak tebliği de içine alıyor. Yani halimizle tebliğ etmiş oluyoruz ama sadece halle tebliğ yeterli olmayabilir. Dille tebliğ de gerekir. Onun için dinimiz hal ile yaşamayı farz kılmış herkese ama dille anlatmayı uzmanlara farz kılmış. Çok güzel. Evet. Dolayısıyla hem anlatmak gerekiyor, hem yaşamak gerekiyor. Yaşamak da aynı zamanda tebliğdir. Fakat burada şu var. Ben anlatmam gerekir, ben de anlatacağım diye sakın zarar vermeyelim. Evet. Hani mesela çok orijinal bir örnekle bunu ifade edelim. Alanında uzman bir doktor, hastaların reçete yazabilecek, ameliyat yapabilecek ve onların hastalıklarını tedavi edebilecek uzmanlıkta ve yetkinlikteyse bu doktorun yapması gerekeni yapmaması onu sorumlu kılar. Doğru mu? Aynen. Demek ki kimi sorumlu kıldı? Tedavi etmek zorunda olan bir doktorun hastasını tedavi etmemesi onu sorumlu kılar. Evet. Ama doktor dese ki ya ben bunu ameliyat edersem bunun hastalığı daha da fazla nüksedecek, dağılacak. Hastaya daha çok zarar verecek diye karar vermişse onun ameliyat etmemesi gerekir. Tabii. O da onun içtihadı. Sizin bulunduğunuz, bizim bulunduğumuz bir ortamda. Siz gerçekten o ortamdaki problemin, hatanın, kusurun telafisini biliyorsanız, evet. anlatma yol ve yöntemlerini biliyorsanız, anlatmanız gerektiği kanaatine de varmışsanız, anlattığınızda onlara zarar vermeyeceği kanaatinde iseniz, anlatırsınız. Çok güzel. Bu kurallara hassasiyet kesinlikle, göstermek gerekiyor. Kesinlikle. Biz lütfen anlatmayın. Herkes kendi yaşadıklarını, yaşananları görsünler demek nasıl yanlışsa nerede olursan ol. Her yerde istediğin anlat tarzı demek da hoş de değil. Yanlış, evet. Demek ki ikisinde de kılık kırk yarar gibi. Aynen öyle. Hassas, ince ve dikkatli olmak gerekiyor. Tabii bunlarla ilgili detaylı açıklama belki yapmak isterdim ama
Bu kadar özetle kifayet edelim. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Evet, hal dili kal dilinden evladır diyoruz. Her zamanki gibi insanlar, yani psikolojide de bu var, çocuk eğitiminde, pedagojide hep ne diyorlar? Çocuklarınıza söyledikleriniz değil, yaptıklarınız sirayet ediyor. Eyvallah. Diyorlar şu anda. Eğer biz de İslam'ı kabul etmiş, mümin olduğumuzu iddia eden insanlarsak, İslam'ı kabul etmeyen, mümin olmayan insanlara bir babanın evlat şefkatiyle bakıp inşallah onlara sözle değil de hal dilimizle İslam'ı anlatırsak sanki daha etkili olur kanaatindeyim. Ama az önce ifade ettiğiniz gibi ihtiyaç var, soru soruluyor. Bu noktada suskun kalmak biliyorsak eğer, nasıl ki doktorların kendilerine göre Hipokrat yeminleri var. Evet. Mesleklerini, mesailerinin dışında da bir yerde bir rahatsızlık gördüklerinde yapmak zorundadırlar. Böyle bir yeminleri. Bir müminin de bir yerde soru geldiğinde o soruyu eğer verecek bir cevabı varsa vermesi uygundur diyoruz. Evet, elhamdülillah. Bir Müslümanın dini anlatma metodu ne olmalı? Aslında bu evet, sorunun devamı bu yani. Aslında güzel oldu yani. Evet. Tebliğin yani yaşamak mı anlatmak mı? Yaşamak esastır. Herkes yaşamakla mükelleftir. Ama anlatmak kurallara, kaidelere bağlıdır. Anlatmak da gerekir ama onlar sınırlar. Peki anlatırken hangi yol ve yöntemleri? Evet. Ben bunu tabiri caizse 4x4 diye 2 dörtlü üzerinden ama kısa özetlemek istiyorum. İnşallah uzatmış olmam. Estağfurullah. Bir defa bir Müslümanın kesinlikle kendi nefsiyle cihadında başarılı olması gerekiyor. Nefsiyle cihadında başarılı olduktan sonra o nefsine İslam dinini yaşatması gerekiyor. Buna biz ahlak-ı ahmedi ile tahalluk diyoruz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendi hayatımıza modellemek. Çok rol model olmak. 3. Başkaları sevmek. Başkaları sevmeyen insan başkalara faydalı olamaz. Kin ve nefretle tebliğ olmaz. Öfkeyle vesaireyle asla tebliğ olmaz. Başkalara muhabbet, şefkat, acımak. 3. kural bu. 4. Zarar vermeyecekse nasihat etmek. Burayı anladık. Peki ben nasihat ederken hangi yol ve yöntemleri kullanmam gerekiyor? Buna 4x4 diye bir kısa anlaşılması kolay olsun diye 4x4 modeli diyoruz. Birincisi dünyadan bir örnekle, evrenden bir örnekle bunu aşmaya çalışalım. Mesela bir insanın diyelim ki bir ağaç yetiştirmek istiyor. Ağacı hemen götürdüm tarlaya ektim olmaz. Çekirdekten başlayacaksın bu işe. Çekirdeğiniz ıslah edilmiş olmalı. Doğru mu? Doğru. 2. Atacağınız tarla, toprak hazır olmalı. Eğer üzerinden dozerler geçtiyse onun üzerine çekirdek atamazsınız. Çekirdeğin ne kadar güzel olursa olsun mutlaka o arazinin de o toprağın da mutlaka bir ıslah edilmiş olması ve ekime hazır hale gelmesi. Bazen 6 ay beklemek gerekebilir. Tohumunuz hazır olsa bile. Tarlanız da hazır. Tohum ekilmeye müsait. Ama mevsimi. Öyleyse mevsimini de kollamanız gerekiyor. Dördüncüsü de bu işi yapacak kişinin az çok tabiri caizse bahçecilikten, fidan yetiştirmekten, tarım işlerinden anlaması gerekiyor. Ne kadar derinliği ekeceğiz? Benim bir mühendis arkadaşım vardı Ziraat Fakültesi'nde. Bu arkadaşımız nasılsa şey ekmiş, soğan ekmiş. Soğan. Evet, ben de o soğan ektiği zamana denk geldim. Ekmiş ama 2 hafta geçmiş aradan. Bana dedi ki Ahmet kardeş dedi, ben buraya soğan ektim. 2 haftadır çıkmadı. Allah Allah. Normalde soğan da erken çıkar dedim. Biz baktık soğanı ters ekmiş. Yani ince çıkacağın kısmı aşağıya, filizlenecek kısım, püsküllü kısmı yukarıya gelmiş. Demek ki yani ziraat mühendisi olsa da hiç ziraat yapmamış kardeşimiz. Dolayısıyla bu işten az çok anlamak gerek. Evet. Şimdi sen ne anlatacaksın kardeşim muhatabına? Ben muhatabıma namazı anlatacağım. Değil mi? Mesela. Namazı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı, Ehl-i Sünnet ve cemaatin yaşadığı şekilde namazın olmalı. Yani çekirdek diyoruz biz ona. Ve bu şimdiye kadar anlattığımız metot, yani güncellenmiş haliyle. Yani tabiri caizse kendimizi güncellemişiz. Kendimizi güncellemişiz. Duyduklarımız, gördüklerimiz değil, bizim Ehl-i Sünnet ve cemaatin bize öğrettiği şekildeki, ona biz ıslah edilmiş haliyle bize o hakikati. Doğrusu biz buna doğru İslamiyeti,
Ve İslamiyet'e layık doğruluğu öğrenmek zorundayız. Evet. Bunu öğrendik. Tohum hazır. Ama atacağımız kalp çok yabani. Adam abdest almayı bilmiyor, namaz kılmayı bilmiyor, itikadi problemleri var. Önce onları çözmek gerekiyor. Aynen. İtikadi problemleri tarlayı çözdük. Tarlayı temizlemek lazım. Evet, itikadi problemlere yardımcı olduk kardeşimize. O kardeşimiz de artık namazı almaya hazır bir toprak gibi. Ama mevsimi önemli. Peki kardeşimizin o gün çekleri geri dönmüş, o gün ödemesi gereken onlarca problemi var. Siz o kardeşimizin o manevi hayatını, maddi hayatını dikkate almadan hemen bodoslama giriyorsunuz. Olmaz. Aynen. Onun böyle neşeli olduğu, sizinle böyle tam böyle rahat bir şekilde konuştuğu ve sizin anlattıklarınızı da almaya müsait olduğu bir ortamı, bir atmosferi, bir mevsimi, bir zamanı gözetirsiniz. Bu da üçüncüsü. Aynen öyle. Evet, tohum hazır, namaz, elbisenet uygun, tarla da hazır ve tam mevsimi de ama nasıl anlatacağını bilmiyorsun. Hmm. Kırıp döküyorsun. Adamı hırpalıyorsun, eleştiriyorsun, öteliyorsun. Aman ha sakın. Lütfen bunun da bu tarlaya ne kadar dozda, ne kadar derinlikte, ne kadar yüzeysel, ne kadar su, suyu hazır mı, değil mi? Bunlar da bir şekilde öğrenip bu dörtlü sistemle anlatacağız. Sonra o tarlaya bu dörtlü sistemi yapıp da o tohumu eken insan, suyu döken insan nasıl ya Rabbi ben üzerime düşenleri yapmaya çalıştım elinden geldiği kadar. Lütfen bu tarlaya attığım bu çektiği ağaç yap diye dua ediyorsa ya Rabbi ben de bu kuluyun kalp tarlasına bu namaz tohumunu attım. İnşallah bir hata etmemişimdir. Ya Rabbi yaptıysam bir hata senden özür dilerim. Okulda beni affetsin. Artık bu kuluyun kalbinde bu namaz çekirdeğini ağaç yapmayı çok sen güzel lütfeyle Allah'ım diye. Ve onu da o tarlayı nasıl koruyorsa sürekli eken kişi o kardeşimizle irtibatı devam ettirmek sürekli. Sulaması lazım. Sürekli arada sulamak. Sürekli yabani budamak, şeylerden engellemeye çalışmak da evet, ayrıca bir görev. Bunu esas alarak evet yaparsak hem yaptığımız cihad olur, hem bir uzman hassasiyeti yapmış oluruz. Ama emin ol, bu kadar hassasiyete rağmen ufak tefek hatalar olsa da sorumlu olmayız. Evet. Rabbimiz de inşallah o kardeşimizin kalbini bize ısındıracaktır. Ufak tefek hatalarımızı görse bile affetmeye vesile edecektir. Ve Rabbimizin de rızasına eyvallah ulaşmaya bir vesile olacaktır. Allah razı olsun. Şimdi siz bunları anlatırken güncelleme konusuna geri döndüm tekrar kafamda. Evet. Hani İslam güncel mi, Kur'an güncel mi, hı hı, mevzusuna. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bisetinden sonraki 23 yıl biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim kademe, tedrici olarak indi. Burada aslında bu bahsettiklerimizin hepsini Kur'an bize anlatıyor. Evet. Metodoloji zaten Kur'an'da var. Evet. Hem nüzul şeklinde hem ayetlerin iniş dönemleri, olayların gidişat şekilleri. Şimdi mesela namaz ayeti... yani 5 vakit farz kılınma dönemi hangi dönemde oldu hocam? İlk 10 küsür yıl sonra oldu diye biliyorum, evet, değil mi? Yani Miraç'tan sonra 5 vakit namaz. Şimdi bugün eğer İslam güncel mi diye söylüyorsak bir kardeşimize, bir arkadaşımıza namazı anlatıyoruz. Bunu belki 13 yıl, 11 yıl bekleyelim demiyoruz amenna. Bunu kastetmiyorum ama dini, kalbi dine soğuk bir arkadaşımız var diyelim. Bu dini ona anlatırken burada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i indiriş, nüzul, kronolojik sırasına bakarak buradaki metodu alıp ya bu kardeşimiz burada bir de ayetlerin biliyorsunuz hani itikat ayetleri var, ahkam ayetleri var gibi gibi durumlar var. Bunları göze alarak burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodunu da uygulayarak o kardeşimize uygulamayı yaparsak zaten dinin güncel olan bir şeyini yapmış oluyoruz. Evet. Yani yeni bir güncellemeye ihtiyaç kalmamış. Evet. Yani dinde her şey mevcut. Malum devlet için bir tabir kullanılır hocam. Devlet hep 18 yaşındadır denir. Hmm, böyle bir gün şey var, söz var. İslam da her zaman genç. İnsan hatta da her zaman. Bu cümleye aranızda bir cümle girelim. Buyurun buyurun. Asır geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Daha da. Evet, onu söyleyecektim. Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin hükümleri asrımızda akıl daha çok anlaşılıyor. Daha çok güzel anlaşılıyor. Evet. Ve hakikaten beşeri olmadığı, bu insanı kim yarattıysa, bu kanunlar onun koyduğu,
ne kadar psikolojiye, sosyolojiye, aile hayatına, ticarete ne kadar münasip olduğunu, ya, eğer kıyamet kopmazsa, evet, bu insanlık bu Kur'an hakikatlerini biz onlara söyleyemesek de onlar bunlara ulaşacak ve bulacaklar. Elhamdülillah. Allah nurunu tamamlayacağı, evet, biraz böyle de anlayabiliriz belki. Son olarak şöyle deyip kapatalım inşallah. 1400-1500 sene önce inmiş bir İslam'dan, yani Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından bahsediyoruz. Biz bazı kesimlerin çok geride kaldığını iddia ettiği, fakat az önce ifade ettiğiniz gibi her geçen gün aslında Kur'an'a yaklaştığımız, evet, tefsirlerinin daha çok açıldığı, manalarının daha çok açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle tarafsız bir gözle Cenab-ı Hakk'ın dinine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve sünnetlerine bakarsak ki o gün Resulullah'ın yaptığı fiilleri sünnet diye yapanlar bugün sağlık bulmak için yapıyorlar. Evet. Buradan bile aslında ne kadar güncel bir din olduğunu çok iyi anlayabiliriz. Bu açıdan İslam'a bakarsak hepimizin istifadesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Lütfen kendimizi güncelleyelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Hepinize hayırlı haftalar. Haftaya yine yeni bir güncel konuyla, yeni bir gündem konusuyla inşallah karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Hayırlı haftalarınız olsun. Allah'a emanet olunuz.